Analitik geometri yazılıda çıkabilecek sorular 19. Bu videomuzda noktanın analitiği konusundan okul sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. ABCD dikdörtgen, ABCD dikdörtgen, A köşesi x ekseni üzerinde, B köşesi y ekseni üzerinde olan bir dikdörtgen. A eksi 3'e 0, eksi 3'e 0. B 0'a 4 tür. AD 2AB. Buradaki AD AB'nin 2 katı. Buraya 2K dersek burası K olmakta. Olduğuna göre D ve C noktalarının koordinatlarını bulun. Birden D noktasının koordinatı isteniyor. Bir de C noktasının koordinatı isteniyor. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda ilk iş bunu büyük bir dikdörtgene tamamlamak olmalıdır. Şuradan şöyle D noktasından geçirip burada da C noktasından geçirip büyük bir dikdörtgene tamamlayacağız. Ve burada bilmemiz gereken şey şu karşılıklı olan küçük üçgenler birbiriyle eştir. Şuradaki büyükle de şuradaki büyük eştir. Şu ikisi ise yan duran iki tanesi ise birbiriyle benzerdir. Öncelikle benzerlik üzerinden başlayacağız. Şurası eksi 3'e 0. Yani burasının uzunluğu o zaman 3. Burası 0'a 4. Yani burasının uzunluğu 4. 3, 4. Burası dik olduğundan dolayı 5 üçgeni O zaman 2K da burada 10'dur. Şimdi burada her zaman şu bu şekil dikdörtgen ise şu üçgenle şu üçgen birbiriyle benzerdir. Burası diktir. Burası da diktir. Şuradaki açıyla şuradaki açı birbiriyle eşittir. Şuradaki açıyla ise şuradaki açı birbiriyle eşittir. Ve benzerliği uygulamaya başlayabiliriz. Şuranın uzunluğuna A diyelim, şuranın uzunluğuna B diyelim. İkisinde de 90'ın karşısı belli. Önce 90'ların karşısını oranlayarak başlayalım. Burada küçükte 90'ın karşısı 5. Bölü büyükte 90'ın karşısı 10. Tekrar küçüğe dönelim. Küçükte bu açının karşısı 3. Büyükte bu açının karşısı B. Küçükte bu açının karşısı 4. Büyükte o açının karşısı A. Burası 5 ise alt taraf 10 yani payda payın 2 katı. Burası 3 ise burası 6. Burası 4 ise burası 8. Buradaki A'nın 8, B'nin ise 6 olduğunu bulduk. Şimdi bundan sonraki kısım şu diğer iki üçgenimizin de bununla eş olduğunu bilmeliyiz. Onları hangi renkle yazalım? Şu renkle yazalım. Şurasının uzunluğuyla şurasının uzunluğu birbirine eşittir. 6. Şurasının uzunluğuyla şurasının uzunluğu birbirine eşittir. 4. Şurasının uzunluğuyla şurasının uzunluğu eşittir. 8. Şurasının uzunluğuyla şurasının uzunluğu eşittir. 3. Şu üçgenle şu üçgen eştir. Şu üçgenle ise şu üçgen eştir. Şu ikisi arasında benzerliği yaptıktan sonra bunları yazarız. Şimdi hedefimize bakalım. D noktasının koordinatını yazacağız. D noktası bunun x eksenindeki uzunluğuna bakalım D noktasının. Burası 8, burası 3, 11. Ama negatif tarafta olduğumuz için D noktasının x koordinatı eksi 11'dir. D noktasının y koordinatı ise buradaki 6'dır. Y'si artı olduğu için artı çıkacak. C'ye gelecek olursak
C'nin x koordinatını şuradan anlayacağız. Burasının uzunluğu 8 ise, yani şunu aşağıya iz düşümünü alsak şuradan şuraya kadar da 8'dir. Yani x koordinatı eksi 8'dir. Y'sine gelecek olursak buranın tamamı. Burası 4, burası 6 olduğu için y'sini de buradan anlayacağız. C'nin y'si buradan aşağıya kadar olan uzunluktur. 10. Ve böylece C ve D noktalarının ne olduğunu bulmuş olduk. Şu an görüntü inanılmaz derecede karışık olabilir ama başladığımızda adım adım ilerlemiştik. Öncelikle şu iki üçgen birbiriyle kesinlikle benzerdir. Bir benzerlik yapmak zorundayız. Şu ikisinin kenarlarını tamamladıktan sonra bu üçgenle bu üçgen birbirleş, bu üçgen bu üçgenle eşittir. Bu sayede diğer uzunlukları yazıp ardından D ve C'nin koordinatlarını söyleyeyim. Bu videomuzu burada noktalıyorum.